dakika çok net hissettik. Tabii burada bizim de oyunda ilk yarı daha amaçsız bir oyun, pas oyunu oynadık. Planlarımızda evet topa sahip olmak vardı. Rakibi mümkün olduğu kadar ekstra paslarla da yorup birinci bölgeye yaslayıp geçiş hücumunu da engelleyip özellikle Giresun'un kenar ortalarındaki zaaflarını kullanmak istiyorduk. Çünkü %30 gibi çok ciddi bir rakamla rakibine vurduran bir takım. Bunun üzerinde çalıştık. Teorik antrenman yaptık oyuncularımızla. Açıkçası ilk yarı tamamen kabul edemeyeceğimiz bir oyun. İkinci yarı tamamen bizim istediğimiz hem coşkuyla hem de planlarımızı daha net devreye sokarak daha kararlı, daha cesaretli, daha tehditkar oynamaya başladık. Nitekim iyi oynarken yediğimiz gol çok talihsiz bir gol. Topun takım olarak arkasındayken konsantrasyon eksikliği ve golü yedik. Buna rağmen geriye düşmemize rağmen hiç beklemediğimiz bir şeydi. Buna rağmen oyuna tekrar geri döndük ve istediğimiz organizasyondan golü attık. Kenar ataklarıyla. Daha sonra oyuna daha fazla yüklenmeye başladık. Taraftarımızın desteğiyle takımı tamamen birinci bölgeye yasladık. Ve son dakikada çok net gelen bir fırsat var. İki defa üst üste. Bunu değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu, her şey olabilir. Kaderimizde bu varmış. Bu puanın yani belki kaybettik 2 puan çok net. Yani üzüntülüyüz o konuda. Ama ikinci yarıdaki oyuna bir şey söyleyemeyiz. Konumumuz itibariyle memnun gibi gözüksek de bizim için yeterli değil. Daha çok çalışmamız lazım. İşin farkındalığını daha çok düşünüp yaşayıp ona göre davranmamız gerekiyor. Ama ikinci yarıdaki oyun bizi az da olsa biraz tatmin etti. Üzücü olan taraf ilk yarı ve seyircimiz önünde maçı kazanamamamız. Ömür zaten Sivas maçında ağrılarından dolayı 45. dakika çıkarmak zorunda kaldı. Ama özellikle dün ve bugün Ömür yani denediği zaman oyunda da olmak istedi. Biz de açıkçası başlamak istedik Ömür'le beraber. Fakat kendisi tekrar işaret etti. Ağrıların olduğunu söyleyince değiştirmek zorunda kaldık. Türkmen'de biraz daha tamamen bir teknik bir karar. Çünkü yediği sarı kart ve geçiş takımına karşı oynuyorsunuz. Orada böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık. Çünkü böyle maçlarda en önemlisi sahada eksik kalmamamız. Açıkçası bizde duran topları ve penaltıları Bakasetas kullanıyor. Devamlı çalışan bir oyuncu bununla alakalı. Bugün ben şunu söyleyeyim. Oyunun tamamında özellikle ilk yarıda dahil oyunun hep içine girmeye çalışan Bakasetas net oyuncumuzdu. Son dakikada böyle bir fırsatı değerlendirmek istedi. Ama üzerine tekrar denemek istemesi bence onun cesaretini gösteriyor. Bu da bence önemli bir şey. Ama bir gerçek daha var. Kalecinin çok ciddi özellikle ikinci penaltıyı çıkarması var. Onu tebrik etmek lazım. Yani bunlar olacak futbolun içinde. Bunlar kabul edilir şeyler. Ama onun dışında bazı oyunlar vardır. Yani konu başka bir yere geliyorum belki ama.